Şimdi bir başka konuğumuz var. Kendilerine hemen merhaba demek istiyorum. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sayın Abdurrahman Akgüz. Efendim hoş geldiniz CNN Türk Masası programımıza. Abi. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi siz bir açıklama yaptınız ve partinizden iraca sevk edildiniz. O açıklama neydi? Hemen ben şöyle aktarayım ayrıntılarını. E, Necmettin Erbakan İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanması için bir yol izlerdi e, Murat kurumu desteklemek gerekiyor hmm. Kurum biz de e, Erbakan hocanın talebeleriyiz diyor Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa e, şaşırmam ifadesini kullandınız hmm. e, Şimdi neler yaşandı partinizden e, ihraç yolu e, nasıl açıldı sizden dinleyelim nasıl bir süreçti daha yeni açıldı bizim de yani medyada sosyal medyada gördük. Disipline sevk edilmişiz. Oysa bu benim şahsi görüşüm. Partide şahsi görüşüm. Size görüşüne... tebliğ edilmedi mi sosyal Efendim? medyada gördük diyor. Size tebliğ edilmedi mi? Yok hayır, hayır herhangi ya bir. Size te... partiden telefonla ya da şey. Hayır herhangi bir tebliğ yok. Siz sormadınız mı beni disiplinem mi verdiniz diye? Sormadım. Sorma gereğini de düs e, hissetmedim yani. Düzüm görmedim. Çünkü böyle bir şey olamaz. Yani bu bir ihraç sebebi değildi. Bu benim şahsi görüşüm. Ben ittifak taraftarıyım. Yani bunu önceki seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de biz ittifak taraftarıydık ve bunun sağlanması için çalıştık ve bu oldu. Şimdi ittifakın devam ettirilmesi gerekiyordu. Ben böyle düşünüyorum ve hala da böyle düşünüyorum. Bunun faydalı olacağını, memleketimiz için de, partimiz için de faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bunu savunuyorum. Ee, ve bunu da söyledim. Şunu merak ettim. Parti içerisinde siz MKYK'dasınız halen değil evet. Mi? Parti içerisinde arkadaşlarınız vardır muhakkak. Var. Kimseyle konuşmadınız mı? Yani konuşuyorum. Size, konuşuyorum ve bu görüşlerimi yani açık sanırım... bir şekilde söylüyorum. Peki onlar ne diyorlar siz bu görüşlerinizi? Ya bir, bir kısmı benimle aynı görüşü paylaşıyor. Ee, bazıları da yok diyor. Yani Sizinle aynı görüşü paylaşanlar azınlıkta mı çoğunlukta mı partide? Vallahi onu bilemem ben şimdi yani ben onları şey yapamam. Yani... İhraç edildiğiniz peki nereden çıktı? Onlardan mı çıktı? Ama ihraç değil anladım. Kadarıyla. Yani ihraç, i̇hraç, de... i̇hraç edilme sev. talebi ya da disipline. Disipline, sev. disipline sevk edildik. Yani. Şimdi nereden çıktı bu peki haber? Yani kim bunun adresi? Partiden biri mi söyledi? Söylemedi ya şeyde var işte sosyal medyada çıktı işte. Bildiri Abdül... yayınladılar. Disiplin, basın müşaviri Hah, öyle tamam. bir şey yani aslında yani, yani böylece bir ihraç bir yolu bir açılmış bir tebliğ oldu. Tebliğ edilmiş evet. yani aslında onu demek istiyorum. Sosyal medyada böyle bir şey çıktı ben de orada gördüm yani sevk edildik yani disipline sevk Şimdi oldum. size zaten savunma için bir tarih verecekler girin kendinize. Herhangi böyle bir, bir şey tebligat vesaire. bana yapılmadı. Yani Ama böyle, böyle, bir, o, böyle bir şey olacağını da ben düşünmüyorum. Yani bu bir ihraç sebebi değil veya bir disiplin sebebi değil. Ben şahsi görüşümü açıkladım daha önce de benim görüşümde olanlar vardı. Suat abi vardı. Suat Pamukçu kendisi istifa etti. Yani ben istifa etmiyorum. Ben bunu savunuyorum. daha da ittifak olması gerekliliğine inanıyorum. İstanbul seçimlerinde bizim aday çıkarmamamız gerektiğine inanıyorum. Adayınız yani İstanbul... var zaten şu anda. Efendim? Adayınız var. Adayımız var ama ben bu adayın açıklanmasından önce de bunu savunuyordum. Biz İstanbul'da aday çıkarmayalım. Hatta üç büyük şehirde aday çıkarmayalım ittifakla beraber ittifakın adaylığını adayını destekleyelim. İstanbul'da da Sayın Murat Kurum'u destekleyelim. Benim görüşüm buydu. Bunu her zaman söylüyorum. Mahdi Bey aradınız mı peki bu şeylerden? Sonra? Ben aradım ama maalesef bu ne söyleyeceğimi bildiği için telefonuma <laughs> çıkmadı. Mesaj attınız mı? Aradım onu. Mesaja mı? gerek yok zaten. Ben yani karşılaşıyorum o benim normalde fikrimi biliyor. Hatip'e yani. başka kurmaylarla görüştünüz mü? Görüşüyorum yani ben onlara da söyleyeyim. Onlarla Normal mi, ne cevap alıyorsunuz? Nasıl bir değerlendirme var yani? yapılıyor? Yani şimdi şu anda mı? Evet. Şu anda yani parti kurmaylarından öyle bir kısmı yani büyük bir kısmı bizim gibi düşünüyor. Ama sizin gibi düşündüğünüz söyleyen açıklamaları yok henüz. Herkes yani. tabii herkes bizim gibi cesaretli değil tabii yani. Adayı nasıl belirlediniz? Yani siz bunu söylediniz, sizin bu fikriniz oylamaya açıldı mı mesela MYK'da? yoksa hayır? Genel Başkan biz aday çıkaracağız dedi, adaymış kartılmaya karar verildi. Ya öyle karar verildi yani. Yani bir, bir şey, öyle bir oylama yapılmadı. Bir oylama yapılmadan Genel evet. ya Başkan istiyor diye aday çıkarıldı Öyle çıkarıldı. Liderin liderin şey yani? Şeyin partinin değil öyle mi? Liderin de demeyeyim de öyle işte bir kısım şeylerin üst düzey yöneticilerin, Genel Başkan yardımcılarının veya bir grubun tercihi öyleydi ama başka bir grupta ya biz aday çıkarmayalım. memleket ya. çıkarı için böyle değil aynı ittifakın devamını savunuyoruz. Aynı ittifakın devam etmesi lazım. Özellikle ee, üç böyle. büyük şehirde öyle mi? Özellikle üç büyük şehirde ve özellikle de İstanbul'da ben. Yani Peki, neden istifa kararı almadınız bu süreçte? Niye istifa edeyim? Parti benim partim ben kurdum. Ben kurucular kurulu üyesiyim. Ben bu partinin ilk kurulmasını fikrini ortaya atan. Kaç yıldır bu partidesiniz? Eee Kurulduğu zamandan beri ben bu partiyim. Beş. Ama e, rahmetli Erbakan Hocayla geçmişiniz uzun. Çok uzun. Kadarıyla. 30 yıllık bir geçmişim var. Ben Erbakan Hocama herkesten fazla hizmet eden bir insanım. Herkes, Neydi göreviniz herkes orada? Herkes bizi tanır. Biz özel korumaydık ve aynı zamanda e, her türlü hizmetinde bulunuyorduk. Her yere hocamla beraber gidiyorduk. Fatih Bey'i de eski tanıyorsunuz yani Sayın Abi Erbakan. Çok eskiden beri yani hani küçüklüğünden beri tanırız, severiz. Hala daha da severim. Yani biz benim için Erbakan e, ismi, emanet diyorsunuz. Kutsal bir isimdir benim için. Yani onları da severim ve her zaman yanındayım yani şey olarak maddi manevi. E, şunu e. merak ediyorum. E, bugün sosyal medyada sizin fotoğraflarınız vardı bolca Erbakan'la yan yanayken. Evet. Ben de gördüm zaten bu haberlerin ardından. Evet. Şey dediniz siz. Eee Erbakan da yaşasaydı Cumhur İttifakını desteklerdi tabii, dediniz. Tabii. E tabii bunu tahmin edemeyiz. Yani kendisi hani yaşamıyor. Yo ben onu çok iyi Allah, tanıyorum Erbakan hocam. Fakat kendisi hayatının yani vefat edene kadar AK Parti'yi çok ciddi eleştiriyordu. Ya ben çok şimdi sert bu soruyu soracağınızı bildiğim için E tabii. Yani hemen onunla alakalı Erbakan hocamın son hasta olduğu, hatta biraz da yavaş konuştuğu bir videosu var. Aynen şunu söylüyor. Tayyip Bey'i söylüyorlar. Başbakanımız Tayyip Erdoğan ıı, ile ikili ilişkileriniz nasıl? O zaman başbakandı biliyorsunuz 2011'de falan. Yani 2010 ya 2011'de bu soru soruluyor. Yani vefat etmeden belki 5-6 ay önce. Nereden soruluyor soru? Nerede soruluyor? Ee, bir televizyon yani programında. Basın... Ha okey. Okay. Evet, Videosu da var hatta. Tayyip Bey gençlik kolu başkanımız, ilçe başkanımız, İstanbul Belediye Başkanımız, Yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız diyor. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bunlar Türkiye'yi kötülük yapmazlar. Bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kendilerine her zamanki sevgim bakidir. Onların da aynı şekilde beni sevdiklerinden eminim diyor. Beşeri münasebetlerimiz her zaman seviyeli bir şekilde devam ede gelmiştir. Bayramlarda, kandillerde e, kendilerini tebrik ederiz, kucaklaşırız. E, Hayat boyu muvaffakiyetler dilerim de diyor. Şimdi hocamın şeyi böyle. Ama siz de diyorsunuz ki işte onlara çok böyle muhalefet eden işte onları şey yapan eleştiren. Çok sıkı muhalefet. Eylemleri de var ama Tabii benim bu bir politika ve siyaset gereği olduğunu şey yapıyorum. Bilinmeyen bazı şeyler var. Onları da ben biliyorum. Erbakan Hocam'ın yanında yıllarca kalmış birisi olarak. Şimdi e, siyaset akıl işidir. E, eğer Erbakan Hocam'ın e, beş tane partisi kapatıldı. Son kapatılan partide gerekçeleri e, çok zalimce e, gerekçelerdi. Şimdi AK Parti de bu şartlar altında kuruldu ve eğer Erbakan hocamız AK Parti böyle açık bir şekilde destekleseydi o zaman belki de çok hızlı bir şekilde onu da bu da Refah Partisi'nin devamı diye kapatabilirlerdi. Bundan dolayı böyle bir yol izledi. Yani ona muhalefet gösterip aslında onu yani AK Parti'yi desteklediğini ben biliyorum. Yani hatta onun başarısı için zaman zaman onlarla görüşüp onlara talimatlar veriyor. Göstermelik verdi. bir muhalefet mi yapıyor? Göstermelik bir muhalefet. Yani bunu açık Çok sana. iddialı bir söylem. Yo, bu yeni i̇ddialı bir söylem bir, değil ama. İddialı bir söylem değil yani bunu bizim e, camiyadaki herkes bilir neredeyse. Ca evet camiyadaki dediği. Peki daha hani geniş kitlelere Çünkü yani 28 hitap Şubat'tan ya şu 28 Şubat'tan çıkmış bir ülkede evet. daha toparlanmış tek başına iktidara gelmesine rağmen e muhtıralarla ayar verilmek istenen evet. bir hükümet sistemi içerisinde Erbakan Hoca'nın rahmetlinin ben de destekliyorum dediği bir partinin yani askeri junta daha kırılmadan ayakta kalması pek mümkün değildir. Sen öyle buydu bir cumhurbaşkanı var ki o zaman öyle bir cumhurbaşkanı var. Bizim hiçbir kararnamemizi imzalamıyor. AK Parti'nin hiçbir kararnamesini imzalamıyor. Onunla bir ee, uzun zaman işte böyle bir mücadele. Bu çok bilindik bir senaryodur. Ee, bu arada yani. kamu araştırmacısı Sayın Murat Gezici de yayınımıza katıldı. Bir saniye <laughs> efendim. bir Merhaba diyelim. Sayın Gezici hoş geldiniz efendim siz de yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Çok önemli. Bir... Buyurun hocam Mesela bu konuyla alakalı yaptım, devam edelim lütfen. Teşekkür ederim. Bakın. söylediği şey çok önemli. Siyaset akıl işidir dedi. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay'da görevliyken Türkiye İsrail askeri anlaşmasında bulunduk. Ve oradan işte bazı silahlar alındı. Bunlar hepimizin bildiği gibi e, e, İsrail e, idaları alındı, silahlar alındı. Yani silahsız gözetleme, e, keşif e, her onlar alındı. Artı bizim fantom uçaklarına e, biz e, modernizasyon yaptık. Bu modernizasyon özellikle keşif uçaklarında kameralar takıldı İsrail malı. çünkü e, o kameralar 500 metreden insanın suratını görebilecek kadar net kameralardı. Bunlar da rahmetli Erbakan'a komutanımıza gidip anlattık ve bir mühendis yani meseleye bir şekilde İsrail Türkiye ilişkileri düşmanlığı değil bunun Türkiye menfaatine bu silahların alınması uygun olduğu için imzalamıştır. Bir mühendis olarak ve devlet... F-16'ların yakıt tankları da İsrail'den alındı. Değil mi? Bir kısmı. 600 Peki, milyon dolarlık. Peki konumuz konumuzun bağdaşması istiyorum. Şöyle diyor, hoca... yani Türk politikasını bakın. İsrail karşıtlığı üzerine kuran Erbakan ona rağmen bu anlaşmayı yani, yaptı. Devlet aklı istiyor. başka bir. Neden? Şey. Çünkü neden devlet aklı var bir mühendis ve devletin sorumluluğun bekasını bile. Çünkü neden açık söyleyeyim bakın. Amerika birleşik devletleri PKK'ya silah yardımı yaptığını görüyorduk ve bir şey daha var en tehlikelisi o bizim parçalarımızı vermiyorlardı ve bizi İsrail itekledi. Mecburen aldık bunları. Şimdi bazı Peki konumuza bağlarsanız Mesut Hocam. Şunu söyleyeceğim. Boş yere itham ediyorlar. Halbuki bunu görmüştür devlet adamı olarak imzalamıştır. Bu şunu gösteriyor. Devlet esastır arkadaşlar. Siyaset onun devamıdır. Ama Türk devletinin bekası esastır. Orada da devlet adamlığını göstermiştir. Ben de buna şahit bir subay olarak söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bu kadar söyleyeceğim. Peki, şimdi reklam süremiz geldi mi arkadaşlar? Evet, şimdi bir araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İç siyaset, iç politika konuşacağız. Bizden ayrılmayınız. CNN Türk Masası kısa bir aranın ardından devam edecek.